Bakırköy İlçe Başkanı Sayın Ahmet Altun var yanımızda. Çok güzel bir organizasyonda, çok güzel bir kahvaltıydı. Teşekkür ederim. Milletvekilleriyle Bakırköylüleri buluşturdunuz. Evet. Bu organizasyon için neler düşünüyorsunuz? Şimdi bu organizasyon 39 ilçemizde yapıldı. Seçimle alakalı bir program değil. Daha önce kararı alınmıştı. Yani biz bu toplantıyı karar aldığımızda seçim gündemde değildi. Bu toplantının amacı yerel sorunların konuşulup ve gündeme getirildiği, gördüğünüz gibi vekillerimiz sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla konuşup sorunlarını dinleyip mecliste taşımak için işte biz de ilçe başkanlığı olarak gerekli makamlara sorunları dile getirdik zaten. Bu konularda da çalışıyoruz. Önemli olan burada birlik beraberlik içinde olmak, vatandaşlarımıza hizmet etmek. Seçimler erken alındı ve bu evet. Organizasyonda seçimlerin içine denk geldi. Evet. Seçimler hakkındaki düşünceniz nedir Bakırköy ilçe olarak? Seçimlere ilçe olarak hazırız. Gördüğünüz gibi bütün yönetim kurulumuz, kadın kollarımız da burada. Biz zaten görev aldığımızdan itibaren 4 yıl oldu. Birçok 4 yıl içerisinde seçim geçirdik. Seçim tecrübemiz de var. Bakırköy'ü iyi tanıyoruz. Ben Bakırköy'ün bir çocuğuyum zaten. 83'ten beri buradayım. Bakırköy'ümüzün, Bakırköy'lü vatandaşlarımızın tekrar desteğini istiyoruz. İnşallah destekleyeceklerdir bugüne kadar olduğu gibi. Stand çalışmalarımız, parti programlarımız, aday tanıtımlarımız devam edecek. Vatandaşlarımıza bir araya geleceğiz. Bakırköy MHP ilçe olarak da son derece hızlı çalışıyorsunuz başkan. Evet. Yani bu seçim döneminde oldukça hızlı davranışlar ve faal bir ortamda evet. Oldunuz. Evet. Seçimi nasıl değerlendireceksiniz? Seçimdeki Bakırköy'de özellikle durumunuz ne olacak? Bakırköy'de biz oyumuzu arttıracağız inşallah. Yani vatandaşlarımızdan ciddi bir teveccüh var. Üye sayılarımızda ciddi bir artış var. Yani biz de görmediğimiz kadarıyla çok ciddi bir şekilde artış var. Yani bundan belli oluyor zaten. Oylar da artacaktır ilçemizde. Vekil sayıları artacak mı? Vekil sayıları zaten sayı olarak. Bakırköylü olarak. Evet. Bakırköylü olarak çok müracaatımız var. İlçe yönetiminden 3 tane yönetim kurulu arkadaşımız vekil aday adaylığı için başvurdu. Bakırköy'den 10'a yakın milletvekili adayımız var. Peki siz? Ben inşallah yerelde düşünüyorum. Yerelde evet Bakırköy'e hizmet edeceğiz. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Yanınızda Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Arzu Erdem var. Efendim güzel bir organizasyonda basında davet ettiniz. Evet. Böyle bir kahvaltıda bütün Bakırköylüleri buluşturdunuz. Ne hissediyorsunuz? Önce onu alalım. Ben bir Bakırköylü olarak Bakırköylülerle bir araya geldiğim için Ataköy'de oturuyorum ben de yaklaşık 30 seneden beri. Hakikaten çok büyük şeref duydum, gurur duydum ve çok mutlu oldum. Güzel bir organizasyon oldu çünkü Bakırköy ilçesi bizim için çok önemli. Özellikle kanaat önderlerimize seslendik ve dedik ki Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu değerlerine zarar vermeye çalışan tüm emperyalist güçler ve şer odaklarına karşı Cumhur İttifakı'nda buluşmamız gerekiyor. Ve bu konuda gerekli açıklamalarda bulunduk. Bu buluşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle 24 Haziran'da yapılacak olan seçimden önce. O açıdan çok bizim için önemli bir toplantıydı. Çok da verimli oldu. Seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir anda erken alınan evet. Bir seçim var. Aslında seçimlerle ilgili siz de biliyorsunuz ki her akşam televizyonu açtığımızda bir takım spekülasyonlar vardı. İşte seçim olacak mı, olmayacak mı? Biraz önce konuşmamda da bahsettiğim gibi bilhassa ekonominin durağanlaşmasına sebebiyet veriyor bu tip olacak mı, olmayacak mı söylemleri. O açıdan hem de aynı zamanda bir referandum yapıldı ve referandumda anayasa değişikliği yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oynamasında Türk milleti
bu sisteme geçilmesine oy verdi. Şimdi bu sisteme hem geçilmedi, sürenin uzamasıyla birlikte aslında bir uyumsuzluk var verilmiş olan karara. O sebeple hem dış mihraklar, şer odaklarına karşı, hem ekonominin güçlenmesi açısından, hem ülkemizin önündeki, güçlenmesinin önündeki engellerin kaldırılması açısından, hem siyasi oyunların bozulması açısından aslında seçimin öne alınması noktasında liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi önemli bir çıkış yaptı. Bu çıkışı iki beyefendi bir araya gelerek değerlendirip bir karar verdiler ve 24 Haziran'da yani en erken şekilde seçimin yapılmasına karar verildi. Diğer partiler de seçimin yapılmasına karşı çıkmadılar. Biz de hazırız dediler. Türk milleti de hazır çünkü Türk milleti de aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine derhal geçilmesi, ekonominin önünün açılması ve özellikle Orta Doğu'dan başlamak üzere ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bozulması noktasında hemfikir ve tek vücut olmuş durumda. O açıdan seçimlerde ben şuna inanıyorum. Cumhurbaşkanımız bizim adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız. Milliyetçi Hareket Partisi bu açıdan siyasi nefsini ve siyasi kısır çekişmelerini tamamını kenara bırakmak suretiyle aday çıkarmayacağını liderimiz ve bu anlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını deklare etmiştir ve ardından yine aynı şekilde Cumhur İttifakı'nın kurulması yönünde de gerekli adımları atmıştır. Cumhur İttifakı'nın altında Milliyetçi Hareket Partisi kendi tüzel kimliğiyle girecektir. Ve orada da biz milletimizden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye desteklerini vermelerini, yine Cumhur İttifakı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama faaliyetlerini denetleme olarak yer alması noktasında özellikle oylarının desteklerini beklediğimizi belirtmek istiyorum. Sayın Bahçeli'nin yaptığı erken seçim ilanından hemen sonra ekonomide inanılmaz bir dalgalanma evet. oldu. Bunu nasıl karşıladı? Şimdi aslında dünyada ekonomiyi okumak gerekiyor. Avrupa Birliği ülkelerinde ekonomi çok mu iyi? Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi çok mu iyi? İkisine de bakmak gerekiyor. Neden kur dalgalanır? İşte burada tam aslında ekonomik şiddet dediğimiz şiddetin ülkemiz üzerinde spekülatif hareketlerle birlikte uygulandığını görüyoruz. Evet ekonomi tıkandı mı? Biz de iş dünyasındayız. Biz de biliyoruz ki ekonomi özellikle bu şeyin belirsizlikten dolayı seçimin olmaması, Orta Doğu'da özellikle yakılmaya çalışılan ateş, orada yürütülen operasyon, ülke içerisindeki karışıklıklarla birlikte ekonominin dalgalandığını biz de biliyoruz birer yatırımcı olarak. Ama biz şunu da biliyoruz. Türk milleti özellikle çok güçlü bir millet olduğu için ekonomik dalgalanmaların hepsinin üstesinden bugüne kadar gelmiştir. Ekonomik krizlerin hepsini hatırlayalım. Bunların üstesinden çok hızlı gelmişizdir. Ve seçim açıklamasından sonra aslında emperyalist güçlerin oyunları bozuldu. Çünkü orada biz seçim açıklamasını da yaparken 24 Haziran'da hızlı bir şekilde hepimiz hazırız dedik. Biz seçimden korkmuyoruz dedik. Ve Türk milletinin iradesine başvuracağız dedik. Türk milletinin vereceği kararın da başımızın üstünde yeri olduğunu belirtmiş olduk. Yani dışarıdan aslında bu süre uzadıkça ülkemiz üzerinde oyun oynayacak olan ve onun için alan ve süreye sahip olan bütün o kirli ve kirli odaklar, şer odaklarının tamamının oyunu bozulduğu için inanılmaz bir saldırı oluştu. Ülkemizin ekonomisi üzerinden bunun çok iyi okunması gerektiğini düşünüyorum. Hani şunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği ülkelerinde ekonomi çok iyiyse euro yükselmeli. İyi mi? Biliyoruz ki hepsinde şu an çok derin ekonomik krizler var. Yani dünyada bir ekonomik kriz var. Ama bunu da çok iyi okumak gerektiğini düşünüyorum. Seçimlerin 24 Haziran'a alınması muhalefette tabii bir tepkiyle karşılandı. Belki de bazıları da hazırlıksız yakalandı. Ve adayları bu hafta içerisinde tek tek belli olmaya başladı. Evet. Hepsi de belli oldu. İşte İyi Parti'nin Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi dün açıkladığı kadarıyla Muharrem İnce'yi aday gösterdi. Evet. Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi'nden. Adaylar belli oldu hemen hemen. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Arzu Erdem olarak, daha sonra da Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir görüşünüzü alalım. Şöyle, ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekili olarak cevap vereceğim size. Ortaya çıkmış olan aday profillerine bakmak gerekiyor. Kendi partisinde başarıya ulaşamamış olan biri Cumhurbaşkanı adayı. Yine aynı şekilde en büyük hedefi Devlet Bahçeli olan, Devlet Bahçeli düşmanlığını en derin yapan bir insan orada özellikle aday olarak gösterildi. Burada tabii ben şunu söylemek istiyorum. Bakın bizim için Türk milletinin iradesi, karar ne olursa olsun mutlak ve mutlak başımızın üstünde yeri olan bir irade olacaktır. Ve Milliyetçi Hareket Partisi milli bir cephede buluşmanın zaruri olduğunu
özellikle bütün bu süreçte doğru tahlil edildiği zaman Türk milletini ifade etmiştir, anlatmıştır. Siyasi kısır çekişmeleri bir kenara bırakmıştır. Siyasi nefisleri tamamen bir kenara bırakmıştır. Ve ülkenin, yani hep söylediğimiz şiarımız olan önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben söylemine uygun olarak hareket etmiştir. Onun için benim açımdan bakıldığı zaman aslında diğer adayların bana göre hiçbir önemi yok. Herkes yarışsın, herkes Türk milletin sinesinde yeri neresiyse orayı bulacaktır. Ve ben inanıyorum ki çok yüksek bir oy çokluğuyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi Cumhurbaşkanı olacaktır. Cumhur İttifakı'nda da Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek bir temsille temsil bulacaktır. İkinci tura kalma ihtimali yok mu diyorsunuz? Ben olmayacağını düşünüyorum. Birinci turda bu iş biter diyorum. Ezici çoğunlukla. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.